Arkadaşlar şimdi aracı biraz inceleyelim. Ali de bu arada arada gelen sorular olursa aklına takılan şeyler onları da sorarsın. Onları cevaplarız. Abi merakla bekliyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi merdivenden başlayalım. Merdiven zaten açılış videosunda görünüyor. Merdivenimiz burada kilitleri var. Çok rahatlıkla üstüne çıkabiliyoruz. Sağlamdır. Hakikaten sağlammış yani. Şimdi burada ilk önce bir tül perdemiz var. Şu anda tül perdesi açık zaten. Onu açalım. Tül perdenin dışında normal şurada bir kapalı bir perdemiz var. Bunu açmayalım şimdi. Bu şekilde açıyoruz. Şimdi altında şöyle bir süngerimiz var. Şöyle içeri doğru girelim. Şimdi abi, içeri giriyorsun. Şunun bir içine bakalım ya beraber. Tamam. Şimdi merdivenden sonra başlıyoruz şimdi. Şimdi burada ilk önce ben bir ayakkabılarımı çıkarayım. Bu ayakkabılar için şöyle bir aparat yapılmış. Şurada kancaları var. Şuralara takıyoruz bunları. Şöyle bir ayakkabılarımızı çıkaralım. Evet. Gayet. Haydi girelim içine. Gayet iyiymiş vallahi. Gel bakalım. Evet. Şimdi bu aracın ölçüsü şöyle uzunlamasına 2,5. Bu genişlemesine 1,25. Şu orta yüksekliği de 1,25. Gayet ferah duruyor. Bunun dört tarafında penceremiz var. İşte dediğim gibi yaz aylarında bunları açtığınız zaman püfür püfür yatabiliyorsunuz burada. Altında bir süngerimiz var. Şöyle bakarsan. Burada sadece tulum ve yastığımız ya da battaniye ve yastığımızla çok rahatlıkla konaklayabiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar istersen biraz daha yaklaş. Şöyle yapalım. Şimdi şuralarda bir ceplerimiz var iki tarafında. Bunlara da işte malzemelerimizi koymak için cepler yapılmış. Şu yukarılarda küçük havalandırmalar var. Şimdi soğuk havalarda biz bunu kullandığımız zaman içeride nefes farkından dolayı, aldığımız sıcak nefesten dolayı bunlarda küçük terlemeler olabiliyor. O yüzden diğer yer çadırlarında ve diğer çadırlarda olduğu gibi hava sirkülasyonu sağlamak için bu yukarıdaki pencerelerden hava girişlerini sağlayabiliyoruz. O zaman bir sıkıntı olmuyor. Az bir şey de camlardan açarsak zaten sıkıntımız olmuyor. Ve içi gayet güzel. Bu öğle uykuları çok güzel oluyor burada. Hele yaz aylarında. Sistemimiz böyle. Abi bildiğin rahat rahat oturabiliyorsun ya. Tabii tabii. Genişmiş yani. Dediğim gibi bunun 2,5... Çadırımda böyle rahat oturamıyorum. Bunun 2,5 metre olmasının sebebi, yani avantajı diyeyim, burada 2 metrelik alanda zaten yatma payımız var. Geriye kalan alanda da işte çantanızı veya başka materyallerinizi koyabiliyorsunuz onları. Şuradan bir de ben bir pencereye bakayım. Gel bakalım pencereye. Buradan da rahatlıkla dışarıdan izleyebiliyorsunuz işte. Çok iyi ya. Yani içeride kapalı kutusu gibi değil de dışarıda evet. Gayet iyi bir öğren. Burada da tülleri var işte, bunlardan böceklerin ve sineklerin girmesine imkan sağlamıyor. Tabi istenirse şuralardan vesaire kapatılabiliyor değil mi? Şurada? Tabii tabii, onlar da dışarıdan kapanır. Durum böyle. Gayet yüksek. Güzelmiş. Bir daha abi aşağı kısmına bakalım istersen. Bu çıta kısmını da merak ediyorum. Ha, çıtaların takıldığı yerler. Onları anlatalım, evet. Serdar abi bir de şu aracın nereye bağlandığını, bu çıtalarına falan bakalım. Evet, onları da bir çok de merak ediliyor. Çok merak ediyorum. Bu ne abi, çok güzel bir... Bu benim yaptığım Dostlar Anatoloji diye bir sayfam var. Bu, orada neydi, yaptım. Açılıyor mu abi? Portatif bir mutfağımız bu. Evet. Bu sandık şeklinde ya, zaten. Süper ya. Bu sandık şeklinde. Evet. Ocağı falan da var. Ocak evet. Ocak katlanıyor. Şuraya giriyor işte. Burada çekmecelerimiz var. Masa büyüyor herhalde. Burada. Şu yanda şeyler var. Şu açılması mı? Evet. Bunlar da açılıp tezgah oluyor işte. Şu tarafta da öyle. Abi. Bu özetle rahatlıkla. Bir ara buna da değinelim abi ya. Olur olur. Bunu olur. Anlatırız. Neyse biz çok uzaklaşmayalım. Destur'un bir araç suçadığı nereye bağlandığına bakalım. Ya. Evet ona bir bakalım. Ben de toparladın abi ya.
Evet, çok sorulan sorulardan bir tanesi bu çadırın nereye bastığı, yani tavana mı basıyor? Burada bu aracın kendi çıtaları var. Bu çıtaların üstüne monte oluyor. Bunlar bu şekilde ayarlanabiliyor. Bu çadırımız, şimdi bu aracımızda kendinden olan barları var. Bu bara bağlanmış. Şimdi diğer araçlarda mesela bu barı olmayan araçlar var. Onlarda da burada tavan çıtası takılan yerler, ara atkı, sağlı sollu ara atkılar var. Onlar bağlandıktan sonra o ara atkıların üstüne monte oluyor. Yani şurada gördüğünüz gibi bu araçla arasında bir 10 santimlik boşluk var. Aracın tavanına kesinlikle basmıyor. O yönden zaten şu bütün, tavana da hiçbir şey değmiyor. Yani şuradan bütün yükler buradaki çıtanın üstüne biniyor. O yüzden de yani araçların şu iki sağ solları zaten daha mukavemetli olduğu için buralara basıyor. Serdar bir de ön diğer taraftan bakalım bir önden. Gel bakalım. Ya şu çadırın şu görüntüsünü de çok seviyorum ben. Yani görüntüsü böyle bir üçgen bir görüntüsü var ya. Burası da işte katlandığı zamanki kısmı. Katlandığı zaman şöyle bir 18 santimlik bir yükselti oluyor. Evet. Serdar abi. Selam arkadaşlar. Son sözlerini alalım bu video ile ilgili. Ya araç üstü çadırı bir şekilde tanıtmaya çalıştık. Bakalım çok fazla tanıtımlar var ama. Yani uzun süre kullandığım için. Ben artılarını eksilerini anlatmaya çalıştım. İzlerseniz bunlara sorulara cevaplar olmuş olacak. Şimdi abi bir klişemiz var. Biz pek sevmiyoruz evet. Ama YouTube'un da raconu bu. Aynen senden öyle. Dinleyelim. Arkadaşlar bu kanalın sürmesi için, bizim güzel videolar çekmemiz için mecburen kanala abone olmanız gerekiyor. Bir de o aşağıda hani beğen tuşları. Ondan sonra birkaç yorum daha yazarsanız sevineceğiz. Abi paylaşın dedi. Ha paylaşın tabii canım. Onları da paylaşın. Daha güzel videolar çekeceğiz inşallah bakalım. Haydi arkadaşlar şimdilik bu videomuz bu kadar. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bana da abone olun. Evet, bana da abone olun. Bilge Panter ve Yaban Hanım. Haydi görüşmek üzere.